Merhaba arkadaşlar, yeni video ile karşınızdayım. Yine bu aldığım evle alakalı video çekmeye devam ediyorum. Yalnız bu evi auction'dan almadım. Bu ev auction'dan alınmış bir ev değil. Bunu söyleyeyim önce. Bunu sahibinden aldım. Bunun sahibinden hikayesi şöyle. Yaşlı bir teyze çok önceden oturuyormuş. 2-3 yıldan beri ev boşmuş. Çatısı delinmiş. Çatısı delindiği için işte içerisinde su akmış falan filan derken son birkaç yıldan beri evde yaşamıyormuş. O yüzden satmaya çalışıyormuş. Daha sonra satmaya karar vermiş ve şu karşı komşusuna söylemiş. Şu karşıdaki komşuya. O da benim arkadaş. O da benim ev alıp sattığım ya da kiraya verdiğimi falan söyleyince neyse kadına irtibata geçtik ve eve geldik, baktık. O zaman ev tabii çok çok kötüydü. Yani şu an şimdi size bitmiş halini göstereceğim içerisinin. Tekrar dışarı çıkıp dışarıyı da gösterebilirim. Şimdi şu kapıyı açalım bir önce. Evet. Şimdi içeri giriyoruz. Şimdi size daha önceki halini biraz anlatmaya çalışacağım. İyi kötü anlarsınız. Şimdi öncelikle son iki evi göstermiştim. Çok harabeydi. Onlarla kıyasladığım zaman bu ev onun en az iki katı daha kötüydü. Şimdi salondan başlayalım isterseniz. Salonun çok bir şeyi yoktu. Salon böyleydi. Sadece yerleri çok kötüydü. İşte bunları zımparaladık. Tekrar üzerine cila çektik. Ondan sonra duvarlarını boyadık. Buranın işte ceiling'ini boyadık. Yeni ceiling fan taktık. İşte kapıları, pencereleri boyadık. Yeni switch'ler taktık. İşte lambaları, aç kapa switch'leri, elektrik prizleri falan taktık buraya. Yine kapı kolları falan taktık. Kapı kolları taktık. Şimdi önce evi anlatayım. Daha sonra hikaye tekrar devam edeyim. Nasıl aldım, kaça aldım. Çok şaşıracaksınız. Bunu kaç aldığımı söylediğim zaman kimse inanmıyor çünkü burada. Şimdi burası tuvaleti banyosu arkadaşlar. Şöyle bakarsanız şöyle lambası falan filan var. Şurası küveti. Burasını tamamen çıkardık. Yani duvarlarına varınca kadar duvarlarını da çıkardık. Yerlerini de çıkardık. Yerdeki yani buradan aşağı basement görüyordunuz. Tahtları da çıkardık. Her şeyi tamamen çıkardık. Yeniden yaptık. Şimdi bu evi kiraladık. Az önce kontratı imzaladık. Az önce bayan buradaydı. Eşiyle birlikte kontratı imzaladık. Ve burayı 1200 dolara kiraya verdik. Burası banyosu. Gördüğünüz gibi gayet her şey yeni. Her şey sıfır daha. Daha yeni taktık her şeyi. Her şey. Neyse, tuvalet banyosu tamamen yeni. Şu odaları tanıdıktan sonra size kaç paraya mal olduğunu, yani kaç paraya aldığımı ve kaç paraya tamir ettiğimizi anlatacağım. Yani bu çok kazançlı bir yatırım oldu. Neyse, bu odayı anlatayım. Bu odada yine duvarlar buradaydı ama şu çatıda büyük bir delik vardı şurasında. O deliği kapattık. Bayağı büyük bir delik, yani su alıyordu içeri falan. Ve şu karşı duvar çok kötüydü. Çok çok aşırı kötüydü yani. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum da. Yani orada bayağı bir çalışma yaptık. Evet, şimdi en kötü odayı göstereceğim size. En kötü oda burasıydı. Buranın tavanı tamamen açıktı. Yani şu köşe tamamen açıktı. Şuradan şöyle şu alan tamamen açıktı. Oradan gökyüzünü görebiliyordum. O yüzden yerlere bakarsanız yeni parke döşedik. Çünkü buradaki parkların hepsi çürümüştü. Artık kaç yıl üzerine yağmur yağmış falan filan derken. O yüzden tüm floor, sub floor dahil, bunun altındaki tahtlar dahil hepsi çürümüştü. Hepsini değiştirdik. İşte duvarlar, şu pencerenin altının kenarları falan çürümüştü. Şuralar, şu kısımlar. Tamamen çürümüş, oraları değiştirdik. İşte duvarlara tekstür vurduk. Yani normalde düz duvardı. İşte bunun üzerine şu pürüzlü tekstürü vurduk ki
Çünkü bunun altı çok pisti yani o pisliği kaplasın diye böyle bir yola gittik. Daha sonra işte klasik işte prizleri değiştirdik, şunları değiştirdik, lambalar değiştirdik, pencereleri, kapıları boyadık, yeni kapı kolları taktık. Diğer odamıza gidelim. Diğer odamıza gidelim. Yani 3 odası var bunun üst katta. Altıda 2 tane oda şu an yapıyoruz. Hala elemanlar çalışıyor. Şimdi bu odanın da şu köşesi, bakın zaten izi var, görüyorsunuz şu köşede, bakın şurası tam. Şurası delikti. Orayı tamir ettik. Burası yani nispeten en güzel odaydı. Çok fazla şey yoktu. Kırığı dökü yoktu. Yine duvarlarını boyadık. Kapısını, penceresini boyadık. Yerlerinin parkesini cilaladık işte. Yine lamba falan taktık, priz taktık, kapı kolları taktık. Lambamızı kapatalım. Şimdi mutfağa gidelim. En çok masraf yaptığımız yer tuvalet ve banyo. Çünkü odalar dediğim gibi sadece duvar. Duvar yapıyorsun, ceiling yapıyorsun, floor yapıyorsun. Bitti. Ama mutfak ve banyo çok fazla masraf alan şeyler. Burası aşırı kötüydü. Görüyorsunuz bunun yerleri de yine çürümüştü. Yerlerini de çıkardık. Tüm bunun duvarları yeni. Tüm duvarların hepsini çıkardık. Tahtaya varıncaya kadar sadece tahtalar gözüküyordu. O tahtaların üzerine tekrardan duvar vurduk. Ve mutfak dolaplarının üzerine taktık. Ondan sonra yeni görüyorsunuz sink işte çeşmesi falan filan her şeyi tamamen yeni. Yani tamamen yeni bir ev gibi oldu. O yüzden kirası 1200 dolar. Normalde 1000 dolardan aşağıya gider. Çok yeni olduğu için kiracı çok yani bir de ona onun için aşağıya 2 tane oda yaptım özellikle. Onlar özel istedi diye. O yüzden kirası biraz daha pahalı. Ve zaten onu bir de beyaz eşyalar da provide ediyorum. O nedenle kirası biraz pahalı oldu. Yani şöyle diyeyim. Sadece bu odaya en az bir 3-4 bin dolar para harcadım. Şimdi hikayeyi anlatırım istersen. Kadın bana geldi, işte bu evi satmak istediğini söyledi. Ben dedim kaç para istiyorsun ev için dedim. Kadın da 5000 dolar dedi. 5000 dolar ve 3500 dolar da bu evin vergi borcu varmış. Geçen yıllara ait, ödememiş kadın. Zaten kadın ödeyemeyeceği için zaten devlet el koyacağını bildiği için kadının. İşte geldi bana bu teklifi de bulundu. Ben tabii evi görmemiştim ilk başta. Bana sadece telefonda konuştuk ve 5000 dolar dedi. Ben tamam dedim, eve gidip birlikte bir bakalım, gezelim. Ondan sonra ben sana fiyat vereceğim dedim. Yani olursa olur, olmazsa olmaz. Ondan sonra bu arada neyse, isterseniz dışarıda gezelim. Dışarısını da göstereyim. Dışarısını biraz anlatayım. Şimdi önden çıkalım isterseniz. Evet, sonra kadınla bir görüşme ayarladık ve geldik. Eve baktım. Ev tabii çok aşırı kötü. Her tarafı yıkılmış, rutubet falan filan, baya kötü. Ben dedim aslında çok alma niyetinde yoktu. O yüzden dedim ki işte 1000 dolara alırım bunu ve vergi borçlarını öderim. 3500 dolar toplam bana 4500 dolara mal olur dedim. O da tamam dedi. Yani velhasıl kelam, bu evi 1000 dolara kadına verdim para. 1000 dolar kadına verdim. 3500 dolar da vergi borcu dedim. Toplam 1000 dolar da işte bu title, tapu üzerine alma masrafı, toplam 5500 lira bana mal oldu. Şimdi şu arkasını göstereceğim. Şu buranın bahçesi. Şu fenslerle gördüğünüz yer. İnşallah rüzgardan duyuyorsunuzdur beni. Şu fenslerin olduğu yer tamamen buranın bahçesi. Burası tamamen ormanlıktı. Kadın yani şu ağaçları görüyorsunuz, buraya kestik, buraya attık. Bunun gibi yani 4-5 tanesini attık daha önce. Kesip kesip attık. Bunlar en son kalanlar. Bunları da atacağız. Tamamen bahçe temizlenecek. Kadın görürseniz bakın şöyle. Bakın şunlara. Her tarafta böyle böyle büyük büyük çalılar, ağaçlar vardı. Büyümüş. Hani ilk gösterdiğim ev vardı. Büyük bir bahçesi vardı. Onun bahçesinin 2-3 katı daha ormanlıkta. Görüyorsunuz her tarafta bu ağaçların köklerinden var. Bakın şurada var mesela bir tane.
Her taraf orman gibiydi. Bunları kestik. Şu çatıya bakarsanız, çatılardaki yamaları görürseniz, oralar hep delikti işte. O çatıları tamir ettik. Toplam aşağı yukarı bu eve benim 20 bin dolar masrafım olduğunu söyleyebilirim. Yani toplam 20 bin dolar masraf, 5 bin dolar da, 5500 dolar da verdik. Yani 25 bin dolar civarına mal oldu bu. Ama şu an güzel bir getirisi olacak. 1200 dolar civarı bir aylık getirisi olacak. Mahallesini göstereyim size isterseniz. Şurada bakarsanız karşı komşulara falan. Gayet sessiz bir mahalle. Genelde evler yani orta yaşın üzerinde insanların yaşadığı bir mahalle. Genelde sessiz, sakin, herkes kendi halinde. O yüzden yüksek miktarda kira vereceğiniz bir mahallelerden bir tanesi. Şimdi basement'a gireceğiz isterseniz. Basement'a. Şimdi burayı boyamışlardı. O yüzden kapının kolu takılı değil. Ön kapıdan girelim isterseniz. Size alt katı da göstereyim. Şimdi bizim elemanlar altta çalışıyor. Altta hala bayağı bir iş var. Yani en az 2 günlük daha iş var. Ama biz kontratı imza aldık. Bundan kiracılar üst kata girip taşınacaklar. Alt katta 2 güne bitecek diye ümit ediyorum. Neyse şöyle geçiyoruz. Şuradan alt kata geçiyoruz. Evet, şu an alt kat. Bakın şu duvarlara bakarsanız ne kadar eski olduğunu anlarsınız. Evin içi hep böyleydi. Bakın. Evin üst katı hep böyleydi. Yani o kadar eski, kötüydü ki anlatamam. Şuna bakarsanız yerlerine anlarsınız ne demek istediğimi. No. Evet, buraya bir tane oda ekledik gördüğünüz gibi. Şimdi bu oda bitmek üzere. Sadece boyası kaldı. Yerlere fayanslarını yaptılar. Şimdi boyayacaklar. Ve elemanlar çalışıyor işte. Şu benim full time çalışan elemanlarımdan bir tanesi. Hi Vance, how are you? Alright. Bunlar da benim diğer elemanlar. Şu kilo olan benim ustabaşı. İsmi Ed. Çok kaliteli bir eleman. Neyse. Şimdi bu eve şunları ekledik. Görüyorsunuz şu demirleri. Çünkü buralar çatlamıştı şu. Temelin bu kısmı çatladığı için bunları koyduk. Yani şey olsun diye, destek olsun diye, normal diye. Yeni su tankı taktık buraya. Su ısıtma tankı şu gördüğünüz gibi. Şu yeni. Ondan sonra evin merkezi ısıtma sistemi şurası. Bunu da yeni taktık. Bu da 1500 dolara mal oldu. Daha yani bir aylık falan. Bir aylık bir sistem. Evet, alt kat böyle genelde. İki tane oda ekledik sadece. Evet, şimdi üst kata çıkıyorum tekrar. Burası çok ses vardı burada. Yukarı çıkalım. Evet, toplam 5 odası olmuş oluyor. Altta da 2 tane oda ekledik. Kalabalık bir aile olduğu için bunu özellikle istediler yani benden. 5 tane oda yapmamı. O nedenle 5 odamızı yaptık ve kiraya verdik. Yarından itibaren taşınacaklar. Birçok soru geliyor bu arada. Özellikle auction'daki evlerle alakalı. Onlarla alakalı sizlere bir soru cevap videosu çekmeyi planlıyorum. Çünkü çok güzel kaliteli sorular var. Nasıl alabiliriz? Biz Türkiye'deyiz. Türkiye'deyken biz de alabilir miyiz? Yok, ben farklı eyaletteyim gibisinden epeyce bir soru geliyor. Güzel sorular var. O sorulara cevap vermek istiyorum. Ne zaman olur? Bilemeyeceğim ama onunla alakalı bir soru cevap kısmı yapmayı planlıyorum. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.